Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Merkez Bankası Başkanı geçen gün bütçe plan komisyonunda bir konuşma yaptı, biliyorsunuz. Ne dedi? Kurun değer kaybında faiz indiriminin ilgisi yok. Sabah sabah gülelim. Daha sonra belki üzüntülü bazı kareleri izleyebiliriz. Ya böyle bir kişiyi Merkez Bankası Başkanı yapabilmek için acaba nasıl bir eğitimden geçmek gerekiyor? Bir şey söylemek istemiyorum. Ya faiz bir talep. Neyin talebi? Paranın bedeline olan talep. Param var. Vazgeçeceğim kullanmaktan. Ey banka, sana vereceğim. Bana kaç para faiz verirsin? Eğer bankanın vereceği faiz adamın talep ettiği faiz oranından düşük ise, yani enflasyon oranı para sahibinin talep ettiği faiz oranından daha yüksekse ya da bankanın vereceği faiz oranından daha yüksekse, elbette o adam parasını bankaya yatırmaz. Ne yapar? Gider dolar alır. Ya da müsait kelepirse bir yerlerden gayrimenkul alır. Arsa alır. Tarla alır. Bakarsın da tarlaya belediyecilerle anlaşıp bir de imar çıkartır. Ya bu nasıl bir ülke ya? Ya bu ülkeyi kim yönetiyor ya? Abi kendimle övünebilirim. 28 sene önce, tam 28 sene önce yayınlanan ilk kitabımın adı Bu Ülkeyi Cahiller Yönetiyor idi. Bu arada Amerika gölgesinde bencil hesaplar piyasaya çıktı. Satın almak isterseniz tabii ki çok sevinirim. Sözcü Kitabevi tarafından yayınlandı. Kitapçılar da var. İnternet üzerinden alabiliyorsunuz. Nasıl reklam ama? Bakın. Evet. Yani çok ilginç olduğunu iddia ediyorum. Kitabı ben yazdığım için değil. Kitabın konusu da çok ilginç. İçindekiler de çok ilginç. Okuyanlar zevk alacaklardır. Kalemim de fena sayılmaz. Öyle sıkmadan, öyle canınızı sıkmadan daha doğrusu, ıkıntı sıkıntı da yapmadan kolayca yazı yazabilen birisiyim ben canlarım. Evet. Şimdi bir ülke düşünün. Muhasebe mektebi okuduğu zannedilen, hayatında çok büyük ihtimalle bir tek iktisat kitabı okumamış olan bir kişi ülkeyi tek başına yönetiyor, iktisatçıyım diyor ve iktisat kitaplarının hiçbirinde olmayan da bir kuram ortaya atıyor. Yüksek faiz, yüksek enflasyonun sebebidir. O zaman şöyle oluyor, düşük faizde enflasyonsuz bir ekonominin sebebidir canlarım. İkisi de yanlış. İki tarafta yanlış düşünüyor. Çünkü ne enflasyon sonuçtur ne faiz sonuçtur. Ne enflasyon faizi doğurur ne faiz enflasyonu doğurur. Faiz ve enflasyon ikisi de arz talebin kesişme noktalarında oluşurlar. Paraya talep çok ise, buna karşılık para az ise faizler yükselir. Paraya talep az ise ve fakat para çok ise de faizler düşer. Üretilen mal ve hizmet çok. Üretilen mal ve hizmeti satın almak isteyen talep, tüketici sayısı az ise fiyatlar düşer. Üretilen mal ve hizmet az, talep çok yüksek ise fiyatlar yükselir. Bu kadar basit. Gerisini hiç dinlemeyin. Efendim, adam ev yapmış, çok pahalıya patlamış, haklı olarak 1 milyon lira istiyor. O 1 milyon lira ister. O 5 milyon da ister. Önemli olan o parayı verecek olanların olup olmadığıdır canlarım. Tüketici senin vallahi abi kurtarmıyor, maliyeti bu kadar demene bakmaz. Bana ne der? Senin maliyetin o kadarsa benim de cebimdeki para bu kadar. Haliyle piyasadaki mal ve hizmetin fiyatını maliyet değil, tüketicinin cebindeki para belirler. Bir defa ne olursunuz? Bu konuda artık lütfen istirham ediyorum. Herkese istirham ediyorum. Bu konuyu artık tartışmayalım bile. Ne faiz enflasyonun yüksek faiz enflasyona sebep olur,
ne de düşük faiz sıfır enflasyonlu ya da çok düşük enflasyonlu bir ülke yaratır. Ya da sıfır faiz hiç sıfır enflasyon yaratır. Ya yok böyle bir şey ya. Eğer paraya çok büyük talep varsa siz istediğiniz kadar faizi sıfır tutmaya çalışın bankalar olarak. Hiç kimse size para yatırmaz. Allah Allah, deli misiniz siz yahu? Tövbe tövbe estağfurullah. Şimdi canlarım, bakın size bir küçük video. Lütfen izleyin. İzleyin ve ülkenin haline ağlayın. Zor durumdayız. Onun için yapıyorum. Annemin babamın getirdikleriyle evin geçimini yapamıyorum. Gidiyordum ama çıktım. Gidiyordun ama bıraktın mı? Kaçıncı sınıfta bıraktın? Birinci. Ve yapılan araştırmaya göre en mutsuz çocuklar bu ülke sınırları içinde yaşıyor. Üç çocuktan biri ise yoksul. Cem, yorulmadın mı? Çok yoruldum abla. Bu yük senin bedenine çok fazla değil mi? Alıştım ben. Ne geziyorsun? Tartıcılık mı yapıyorsun? He. 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasak ama. Eve git, tamam mı? Ellerinde peki nasır oluştu mu? Biraz var. Bakayım. Sert sert burası. Toplam 7 kardeş. Onlar da çalışıyor. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Veya son dönem yok 10 lira olacak, 15 lira yok mu arttırın? Çok beklersin. Evet. Memlekette çocuklar işte bu halde. Bu memleket uçuyor ama. Uçuyor. Aha, tabii tabii. Hem de ne uçmak? Da nereye uçuyor? Yukarı mı uçuruma mı? Onu bilmiyoruz şimdi şimdilik. Ha, bana sorarsanız uçuruma doğru uçuyor. Yukarı doğru uçma ihtimali sıfır. Bakın şimdi bir video daha. Bu da Almancı. İki Almancı. Bunlar muktedir sayesinde Almanya'da kazandıkları bir avroyu Türkiye'ye geldiklerinde 11 liraya satıyorlar. 11 liraya. Burada rahatlar. Burada çok rahatlar. Ama Almanya'da Almanya'nın ortalama geliriyle vasıfları da olmadığı için kendilerini fakir olarak görüyorlar ve solcu, yani fakirden fukaradan yana ama dinsiz imansız onların ifadesiyle konuşuyorum, solcu partilere oy veriyorlar. Türkiye'de ise kazandıkları bir avroyu 11 lira veren muktedirin partisine oy veriyorlar. 200'lü bunlar. Bunlar 200'lü. Evet. Efendim çıkarlarını koruyorlar. Elbette tabii. Bir şey demedik canım. Elbette çıkarlarını koruyacaklar. Ama çıkarlarını korurken işin içine dini imanı falan katmasınlar. O kadar çok dinci, imancı, Müslümansalar o zaman Almanya'da neden dinsiz yeşillere oy veriyorlar ya da dinsiz diğer sol partilere oy veriyorlar? Aman ha. Aman ha, daha fazla konuşmak istemiyorum canlarım. Nereden geliyorsunuz? Almanya Köln, Bergheim. Biraz hüzünlenmişsiniz galiba. Ya hüzünlenmez abi ya, ne demek? Memleket gibisi var mı ya? 2 yıllık hasret gideceksin şimdi. Neler yapacaksınız memlekette? Gezebileceğim yerleri ziyade. Ayasofya açıldı. Allah hepimize nasip etti. Kaç sene sonra. Ne bileyim, Sultanahmet ziyaret edecek olduğumuz yer. Eyüp Sultan. Çocuklarım daha yeni geldi. Görecek inşallah. Değil mi? İlk defa görecek oraları. Eyüp mü geliyor? Çamlıca'ya reisimiz. Biz yana çıkıp orada bir kahve içeceğiz. Orada duacı olacağız. Artık bizim için güzellik neyse Türkiye bunları yapmaya çalışacak. Gezecek, görülecek. Geldiniz, mutlusunuzdur. Cennete gelinmek nasıl olur ise öyle hissediyorum kendimi. Ailem de, bütün hepsi. Çoluk çocuğum hepsi. Evet. Kurban olayım. Bekletsinler beni, bekletirseler. Seve seve beklerim, burada beklerim. Kardeşim o tarafta bu yana geleceksin. Tüylerin diken diken oluyor. İnsan tüy... Bu da gülelim diye. Ya Sayın Cumhurbaşkanı, ver arkadaşlara bir tane örnek getir. F-35 alamıyoruz gerçi. Kaldı, vermiyor Amerikalılar ama. Ya fotoğrafını falan bul ver. Abi aynen yapsınlar sana. Aynen. Aerodinamik mi? Ne aerodinamiği ya? Abi motoruna kadar yapsınlar abi. Da benim aklıma şu geliyor. F-35'i Antalya Otosanayi'deki dükkanda mı yapacaklar?
Yani başka bir şey istemeyecekler mi? Sade bir örnek, bir fotoğraf yetiyor mu? Harikasınız be. Canlarım, Sedat Peker dedi ki, benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarıma haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar kalem tutanları niye öldürmek isterler? Bir daha tekrarlıyorum. Eli silah tutan adamlar kalem tutanları niye öldürmek isterler? Bir daha söylüyorum. Eli silah tutan adamlar kalem tutan adamları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki. Soru şu. Sedat Peker mi mafya? Muktedir ve adamları mı? Çok basit bir soru ya. Sessiz cevap verin. İçinizden cevap verin. İlle de yüksek sesle bağırarak cevap vermenize gerek yok. Ben anlarım canlarım. Bu da ekonomist Mustafa Sönmez'in attığı bir tweetten alıntı. Mustafa Sönmez diyor ki, mani üretmeye var mısınız? Mani, hani çikletlerin içinden falan çıkar. Ramazan'da davulcular çalar. Hadi başlıyorum demiş. Manisi şöyle Mustafa Sönmez'in. Dolar 9, biz evde yokuz. Rezervim var deme, yalana tokuz. Mustafa Sönmez hakiki ekonomist. Çakma ekonomistlere bundan daha güzel cevap olmaz. Harika. Bir sorum daha var ha, bitmedi. Ya Kıbrıs'ta Maraş bölgesi diye bir bölge var. 1974'ten beri iskana kapalı bölge. Erdoğan gitti orada, gösterişler yaptı, bağırışlar, çağrışlar, yandaş gazeteler, televizyonlar, haberler yaptı Maraş'ı açıyoruz diye. Sahi ya, Maraş açıldı mı oturuma, iskana? Maraş'ta artık Türkler mi oturuyor? Abi merak ettim. Ha bu sorum hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde CİMER'e, Fahrettin'e hem de Cumhurbaşkanı, soy ismini falan bilmiyorum. Var ya bir tane Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nde. Ya devlet, ya bize göre devlet tabii ki. Neyse soruyorum. Sahi ya arkadaşlar, Maraş'ı iskana açtığınızda ben mi bilmiyorum? Açmadıysanız neden? Canlarım, bu kadar basit. İki sorum var ya. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.